Herkese merhaba Shift.net izleyenleri. Her ay başında yaptığımız telefonlarla alakalı liste videomuza hoş geldiniz. Bu liste videomuz 1500 lirayla 2500 lira arasında bütçesi bulunan ve bu ay telefon almayı düşünenler için. Son zamanlarda doların %10, %16 artmasıyla beraber telefon fiyatları da biraz da artmış bulunuyor. Bundan dolayı ilk olarak 2500 liradan başlayacak ve almanızı çok da tavsiye etmediğim 1500 liralara kadar düşeceğim. 1500 liraya almanızı istemediğim telefonları tavsiye etmek zorundayım. Çünkü eğer bütçeniz o kadarsa telefon almak zorundasınız ama benim size tavsiyem bir akıllı telefon alıyorsanız bence her zaman için bütçeyi yüksek tutmakta fayda var. 1500-2500 liralık telefonlar arasında ilk olarak Xiaomi'nin şey Redmi Note 9 modeliyle başlayacağım. Redmi Note 9 modeli şu an tam sınırlarda dolaşıyor. 1516 lira gibi bir satış fiyatı var ki bu 64 GB'lık versiyon için dilerseniz farklı versiyonlara da bakabilirsiniz. Ve son olarak şu uyarıyı yapacağım. Bu video çekildiği tarihten itibaren doların artması, verginin değişmesi, hepsi odada fiyatların oynamasından dolayı fiyatlar devamlı olarak değişebilir. Açıklamalar kısmında bakabilirsiniz. Xiaomi Redmi Note 9'un ilk tasarımıyla başlamak istiyorum. Tasarımı gayet güzel ki detaylarda da görüyorsunuz. 199 gram ağırlığında bir telefon 8.9 milim kalınlıkla beraber geliyor. Parmak izi tarayıcısı arka tarafta bulunuyor. Serinin diğer telefonları gibi yan tarafta değil ama arka tarafta olmasının herhangi bir sıkıntısı yok. Ön tarafa baktığımız zaman da delik çentikle karşılaşabiliyoruz. Karşımızda büyük bir ekran var. Bu ekran IPS LCD ekran ve 6.53 inç büyüklüğünde 450 nit parlaklık verebilen ekran. Full HD çözünürlükte karşımıza geliyor ve Gorilla Glass 5'de korunuyor. Ekran konusunda uygun fiyatlı telefonlar arasında en iyi telefonların arasında olduğunu söyleyebilirim. Bundan daha iyisi Samsung'un uygun fiyatlarında karşımıza çıkıyor. Ama yine dediğim gibi yavaş yavaş o telefonlara da gelmeye başlayacağım. Telefon bu listedeki en hızlı telefonlardan bir tanesi. Karşımıza çıkan bu telefon Android 10 işletim sistemi ile beraber geliyor ve Mediatek Helio g 85 işlemcisini kullanıyor. Gündelik hayatlarda çok hızlı bir telefon aramıyorsanız bu telefon sizlere işte WhatsApp'ta, Facebook'ta fotoğraf çekerken ya da işte videolarınızı depolarken gibi basit konularda tatmin ederken yüksek grafikli oyunlarda biraz zorlayabilir. Bunu şimdiden söylemiş olayım. Telefonun ana kamerasına baktığımız zaman 48 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera bizleri karşılıyor. F1.8 diyaframa sahibiz. 8 megapiksel çözünürlüğünde F2.2 diyaframa sahip olduğumuz 118 derecelik bir geniş açılı fotoğraflar çekebilen geniş açılı kamera da bizleri karşılıyor. Geriye kalıyor iki farklı kamera. Bu iki farklı kamera aynı değerlere sahip ve 2 megapiksel çözünürlüğünde F2.4 diyafram değerine sahip. marka ve derinlik kameraları da bizlere yardımcı oluyor. Telefon Full HD 30 fps videolar çekebilirken ön kamerada 13 megapiksel çözünürlüğünde karşımıza çıkıyor. Ön kameranın o kadar da tatminkar etmediğini yine böyle ön kameraya çok önem verenler için de bütün yükseltilmesi gerektiğini söylemem gerekiyor. Batarya tarafına baktığımız zaman 5020 mAh büyüklüğündeki bir batarya 18 watt gücündeki bir adaptörle hızlı bir şekilde şarj oluyor ve 1 1 saat 15 dakika içerisinde telefonun şarjı tamamlanıyor. Diğer telefonumuz Oppo'dan olacak. Bu bizim ikinci telefonumuz ve fiyat 2300 lira civarlarında dolaşıyor. Geçtiğimiz aylarda bu telefonun fiyatı daha yüksekti. Oppo A73'ten bahsediyorum. Oppo'nun sevdiğimiz bu telefonu 163 gram ağırlığında 7.5 milim kalınlığında karşımıza çıkıyor. Telefon ekran altı parmak izi okuyucusuna sahip. Bu gerçekten güzel. Çünkü parmak izi okuyucusu sayesinde hiç maskeyi çıkarmayla uğraşmadan telefonun kilidini açabiliyoruz. Ekrana baktığımız zaman 6.4 inç büyüklüğünde 1080-2400 piksel çözünürlüğe sahip bir amoled ekranla karşılaşıyoruz. Bu ekran damla çentik tasarıma sahip ve bu tasarımlar beraber karşımıza 409 PPI değeri çıkıyor. Ekran konusunda bu telefon Note 9'dan da daha başarılı olduğunu söylemem gerekiyor. İşlemci tarafına baktığımız zaman da Snapdragon 662 işlemcisiyle karşılaşıyoruz. 128 GB'lık depolama alanında bu telefon 4 GB RAM ile karşımıza çıkıyor. Bu telefon Android 10 işletim sistemini kullanıyor. Android 11 gibi yeni telefonların ya da yeni uygun fiyatlı telefonların kullandığı işletim sistemlerini maalesef kullanmıyor. Bu telefonda Note 9'a benzer bir performansla karşımıza çıkıyor. Gelelim kamera tarafına, kamera Oppo tarafında daha farklı seviyelerde. Çünkü yazılımsal konuda Oppo biraz daha iyi. Ana kameraya baktığımız zaman 16 megapiksel çözünürlüğünde bir ana kamerayla karşılaşabiliyoruz. 8 megapiksel çözünürlüğünde 120 derece genişlikte fotoğraflar çekebilen bir geniş açılı kamera. Yine Note 9'da gördüğümüz gibi 8 megapiksel çözünürlüğünde ve f2.4 diyaframa sahip iki farklı derinlik kamerasıyla karşılaşıyoruz. Telefon Full HD videolar çekebiliyor. Full HD biraz kötü. En azından 4K'yı beklerdik ama uygun fiyatlı telefonlarda Full HD'yi göreceğiz gibi duruyor. Ön kameraya baktığımız zaman da 16 megapiksel çözünürlüğünde f2.0 diyaframla karşılaşabiliyoruz. 4015 mAh büyüklüğünde bir batarya var. 30 W gücündeki bir adaptörle 30 dakika içerisinde %50 oranında şarj olabiliyor. Bu da işte Oppo A73'ün en iyi özelliklerinden bir tanesi. Diğer telefon çıktığında benim çok fazla heyecanlanmış olduğum 2199 liralık fiyat etiketiyle dikkat çeken Realme 5i. Bu telefonu seviyorum çünkü uygun fiyatlı telefonlar arasında zamanda bayağı bir beğenmiştim. Telefonun 9.3 milim kalınlığı var. 195 gramda bir ağırlık var ki telefonun biraz kalın ve ağır. Yani kısaca hantal olduğundan bahsetmiş oldum gerekiyor. Telefonun ekranı tarafına baktığımız zaman da 6.5 inç büyüklüğünde 700x1600 e piksel çözünürlüğe sahip bir IPS LCD ekranla karşılaşıyoruz. Ön tarafta damla çentikli ekran bizleri karşılıyor. Gördüğünüz gibi artık fiyat düştükçe özellikler de kısılmaya başlandı ve Full HD'den HD taraflarına doğru gelmiş olduk. İşlemci tarafına baktığımız zaman da Snapdragon 665 işlemcisi var. 64 GB'lık telefonda 4 GB RAM'i de görebiliyoruz. Yine Realme 5'i artık böyle kasmamak üzere son telefonlar olarak karşımıza çıkıyor. Bu işlemci de bence yine bizleri diğer telefonlarda olduğu kadar mutlu edebilecek gibi duruyor. Telefonun kamera tarafına bakalım. Kamera tarafına baktığımız zaman 12 megapiksel çözünürlüğünde bir ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 2 megapiksel çözünürlüğünde makro ve derinlik kameraları görebiliyoruz. Şöyle bir durum var. Telefon daha da uygun fiyatlı ama 4K 30 FPS videolar çekebiliyor. Bu yine de sizi aldatmasın. Çözünürlüğün Full HD değil 4K olması Cam gibi, ayna gibi işte ne derseniz din öyle videolar çekeceği manasına gelmiyor. Burada biraz video örneklerine bakmakta, inceleme ve kutu açılışlarına bakmakta fayda var. Ön kameraya baktığımız zaman da 8 megapiksel çözünürlüğünde F2.0 diyaframa sahip bir ön kamera burada görebilmek mümkün. Telefonun batarya tarafına baktığımız zaman 5000 mAh büyük bir batarya var ve 10 watt gücündeki bir adaptörle şarj olabiliyor. Bu kötü bir özellik çünkü 10 değil de böyle 15-18 wattları görmüş olsaydık daha iyi olabilirdi. Telefon daha hızlı bir şekilde şarj olabilirdi ama dediğim gibi fiyat düştükçe özellikler düşmeye başlıyor. Gelelim diğer uygun fiyatlı telefonumuza Samsung Galaxy M11'den bahsedeceğim. Bu telefon şu anda 1900 lira civarlarında dolaşıyor. Telefonun ekrana baktığımız zaman 6.4 inç büyüklüğünde 720 ve 1560 piksel çözünürlüğe sahip bir ekranla karşılaşıyoruz. Delik çentikle beraber %81'lik bir ekran kasa oranına da ulaşabiliyoruz. Telefonun işlemcisi Snapdragon 450'yi kullanıyor. Bu Snapdragon 450'ye 32 GB'lık depolamanın da 3 GB'lık bir RAM eşlik ediyor. Telefonu bu işlemcisi artık WhatsApp'la dolaşayım, Facebook'a geleyim. Arada sırada Twitter'da dolaşamadık bir işlemci. Yani artık hem oyun oynamak hem de hızlı işlemler yapmak için yavaş yavaş bu telefonların geride kaldığını söylemem gerekiyor. Sadece bu bütçenin üstüne çıkamayan insanlar için bu telefonları öneriyorum. Daha yüksek bütçeniz varsa lütfen bütçenizi arttırın diyor ve anlatmaya devam ediyorum. Telefonun kamerasına baktığımız zaman ana kamerada 13, genç açılı kamerada 5, derinlik kamerasında 2, Full HD video çekimi olduğunu görebiliyoruz. Full HD'de 30 fps videolar çekebiliyor. Yani Full HD 60 fps videolar çekip akıcı videolardan uzak kaldığımızı söylemem gerekiyor. Ön kamerada 8 megapiksel çözünürlüğünde bir kamerayla karşılaşıyoruz. Son olarak bataryaya değineceğim. Bu da 5000 mAh büyüklüğündeki bir batarya karşımıza çıkıyor. Gelelim videonun son telefonuna Huawei Y 2019'dan bahsedeceğim. Bu telefon 1671 liralık bir fiyatta karşımıza çıkıyor. 1500 liralık dedik ama 1500 liraya yakın çok iyi telefonlar bulamadım. En azından buradan başlamakta fayda var. Ekran tarafına baktığımız zaman bu telefonun 6 inç büyüklüğünde 720x1560 piksel çözünürlüğe sahip bir IPS LCD ekranla geldiğini görebiliyoruz. Ekran çok büyük değil ve baktığınız zaman HD bir ekranla karşımıza çıkıyor. Yani bu büyük ekranı istiyorum ya da işte anneme babama alacağım, gözü çok iyi görmüyor dediğiniz zaman bu telefonlardan biraz daha uzak durmakta fayda var. iPhone 11 6.1 inç büyüklüğünde ya da şöyle söyleyeyim iPhone 6s Plus, iPhone 8 Plus gibi telefonlar 5.5 inç büyüklüğünde. 6 inç büyüklüğündeki bu telefonun artık nasıl bir boyutta olduğunu anlamamız için örnekleri de vermiş olduk. Gelelim diğer özelliklere. Telefon geçmiş bir işletim sistemi olan Android 9 ile beraber karşımıza çıkıyor. İşlemci tarafında MediaTek Helio A22'yi görebiliyoruz. 32 GB depolama alanında 2 GB RAM karşımıza çıkıyor ki bunlar oldukça düşük değerler. Kamera tarafında 13 megapiksel çözünürlüğünde bir ana kamera var. E bu kadar mı kamera? Gerçekten de bu kadar. Başka bir kameramız yok. Dediğim gibi fiyat düştükçe özellikler bayağı kısılmaya başlıyor. Ön kameraya baktığımız zaman da 8 megapiksel çözünürlüğünde bir kamerası var. Telefonda geniş açılı kamera olmayışı, gece videolarının ya da gece fotoğraflarının kötü çıkacak olması gibi sonuçlar sizleri büyük ihtimalle bekleyecek. Bundan dolayı daha iyi telefonlar almanıza Hatta bu videoyu çekiyorum ama bu bütçenizde varsa gidip daha böyle sağlıklı güvenilir yerlerden ikinci el telefon almak bile daha mantıklı olabilir. Bu kadar uygun fiyatları düşünmemek gerekiyor diye düşünüyor. Ve son özelliği söylüyorum. Burada da 3200 mAh gibi artık günümüzde çok düşük diyebileceğimiz bir batarya ile karşımıza bu telefon çıkıyor ki bu batarya büyüklüğü iPhone 11, iPhone 2'lerde var ama bu telefonlar 5 nanometre mimari işlemciler kullanıyor. Bu bahsetmiş olduğum telefon 12 nanometre mimariliyle kullanılıyor. Arada uçurum farklar var. Bundan dolayı uygun fiyatlı telefonlardan uzak durma. Ama bu bütçede de en iyi telefonlardan bir tanesinin Huawei Y6 2019 olduğunu söylemem gerekiyor. Diyor ve videoyu burada kapatıyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.